Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Sizlere yeni bir bölümü daha sunmanın sevincini yaşıyorum. Artık arkadaşlar ara ara PMN Teori isminde Pokemon Master teorilerini sizlere sunacağım. Pokemon dünyasında açıklığa kavuşturulmamış, gizemli bulunan ya da yorum getirilebilen bölgelere dokunarak sizlere Pokemon Master yorumuyla ilginç teoriler sunacağım. Bu bölümün amacı arkadaşlar bir şeyleri kanıtlamak değildir ya da bir şeyleri size kesin bilgi olarak sunmak değildir. Tamamen teorilerden yola çıkarak, bilgilerden yola çıkarak çeşitli yorumlar sunmaktır. O nedenle bu videoda anlatılan bilgilerin %100 doğru olmadığını sizlere hatırlatayım. İlk konumuz arkadaşlar, bu bölümdeki ilk konumuz efsanevi Pokemon Lugia ile ilgili olacak. Lugia neden denizlerde yaşıyor? Neden denizlerin koruyucusu olmuş? Bunun hakkında konuşmak istiyorum sizlerle arkadaşlar. Bilindiği üzere Lugia psişik uçuş türünde bir Pokemon. Birçoğumuz Lugia'yı su türünde zannediyor. Yani Pokemon'la çok içli dışlı olmayan arkadaşlar Lugia'yı su türünde zannediyor. Biz de kanalımızda pek çok yerde, özellikle mesela Top 5 su Pokemon'ları videomuzda işte neden Lugia yok gibi birçok yorumu görmüştük. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İnsanların kafasının karışmasının nedeni Lugia'nın sürekli olarak suda yaşadığının gösterilmesidir. İşte filminden yola çıkarak ya da kartlarında ya da oyunlarda sürekli olarak Lugia denizlerde, okyanuslarda gösteriliyor. Bu nedenle insanlar tabii ki Lugia'yı su türünde zannediyor ama Lugia'nın türü su değil, psişik uçuş. Peki neden Lugia sularda yaşıyor ve denizlerin koruyucusu olmuş? Hemen buna değinelim. Tabii bu hikaye biraz uzun bir hikaye. Öncelikle size hikayenin başını anlatmam gerekiyor. Birçok kaynaktan yaptığım araştırma sonucunda arkadaşlar sizlere öncelikle Hoh ve Lugia'nın hikayesini anlatayım. Johto kıtasında 700 yıl önce Ekrutik şehrinde İnsanlar iki tane kule yapmaya karar veriyor. Bunlar birbirinin aynısı, hemen hemen birbirlerine çok benzeyen iki tane kule. Bu kuleyi insanlar ve Pokemonlar birlikte yapıyor. Çünkü bu kulelerin amacı insanlar ve Pokemonlar arasındaki bağı güçlendirmek. Kuleler yapıldıktan sonra bunlara Bell Tower ve Brass Tower isimleri veriliyor arkadaşlar. Brass Tower'ın Japonca'daki ismi arkadaşlar Metal Tower, yani metal kule. Ama bu metal kelimesi kulenin işte metalden yapıldığı anlamına gelmesin. Japonlar ruh olayını metalik bir renkle ifade ediyorlar. Bu nedenle büyük ihtimalle kulenin adı böyle oldu. Bu kuleler yapıldıktan sonra arkadaşlar Ekrutik salon lideri Morty'nin ataları kulelerin tepesine çıkarak Johto'daki efsane Pokemon'ları buraya çağırdılar. Tabii bu uzun bir yolculuk oldu. Onları kuleye çağırabilmek için işte birçok yolculuk yaptılar. Bu işin nasıl olduğunu çözmeye çalıştılar. Sonunda bunu başardılar. Bell Tower'a efsanevi Pokemon Hoh, Brass Tower'a ise efsanevi Pokemon Lugia geldi. Ve bu iki efsanevi Pokemon burada yaşamaya başladılar. Burada görünmeye başladılar bu süreden sonra. Ekrutik şehir insanları da bu Pokemon'lara her zaman dua ederek minnettarlıklarını sundular. Fakat arkadaşlar günümüzden yaklaşık 150 yıl önce bu kulelerden birinde bir yangın çıktı. Bu yangının neden ve nasıl çıktığına dair kesin bir bilgi yok. Bazı kaynaklarda işte kuledeki yangına bir yıldırımın neden olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda ise, ki bu bazı oyun sahnelerinde de görünüyor, kulenin gizemli bir alev tarafından yakıldığı söyleniyor. Burada tabi gizemli alev kelimesi hemen bize Hoh'u hatırlatıyor. Sanki Hoh'un Sacred Fire ismindeki saldırısı hatırlatılıyor sanki burada. Yoksa bu kuleyi Brass Tower'ı Hoh mu yaktı? Bu konuda çeşitli işte teoriler var, çeşitli spekülasyonlar var ama kesin bir bilgi yok. Buraya kadar daha çok bilgilerle oluşturulmuş bir anlatımdı ama buradan sonra Pokemon Master teorisi devreye giriyor. Benim yorumlarım devreye giriyor. Bakalım Lugia ve Hoh'un başına neler gelmiş. Az önce söylediğim gibi bu yangına neyin sebep olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Şimdi arkadaşlar efsane Pokemon Lugia'nın Pokédex bilgilerine baktığımızda pek çok oyunda, işte Emerald'da ya da diğer oyunlarda, pek çok oyunda Pokédex bilgisine baktığımızda Lugia'nın çok güçlü bir Pokemon olduğu ve gücünü bazen kontrol edemediği yazıyor. Hatta bu gücünü kontrol edemediği için de denizlerin dip noktalarında, okyanusların dip noktalarında yaşadığı söyleniyor. Bunlar Pokédex bilgisi arkadaşlar. Tamamen resmi bilgidir. Şimdi Lugia neden denizlerde yaşamaya başlamış? Yavaş yavaş buraya gelelim. Büyük ihtimalle arkadaşlar Brass Tower'daki bu yangına Lugia neden oluyor. Lugia gücünü kontrol edemediği için Brass Tower'da bir yangın oluşuyor ya da Brass Tower'da yangına sebep olan bir sorun ortaya çıkıyor. Lugia bu şekilde burada bu kulenin yanmasına neden oluyor. Kulenin yanmasıyla birlikte arkadaşlar ilginç bir durum oluyor. Kulenin içerisinde bulunan 3 tane
bilinmeyen Pokemon yanıyor, yanarak ölüyorlar arkadaşlar. Bu Pokemon'ları kurtarmaya çalışan Ho-Oh bunu başaramıyor ve bu Pokemon'ları kurtaramadığı için gücünü kullanarak Pokemon'ların yeniden dirilmesini sağlıyor. Bu dirilme sırasında Pokemon'lara özel bir güç kazandırılıyor arkadaşlar. Şimdi burada teorinin de artık ötesine geçmiş bir bilgi var arkadaşlar. Bu 3 Pokemon'un tabii ki biz 3 efsanevi Pokemon olan Entei, Raikou ve Suicune olduğunu biliyoruz. Peki hangi Pokemonlar yanarak ölüyor da bu Pokemonlara dönüşüyor derseniz birçok bilgi gösteriyor ki bu Pokemonlar Eevee'nin evrimleri olan Flareon, Vaporeon ve Jolteon arkadaşlar. Bunu dediğim gibi pek çok bilgi gösteriyor. Mesela kısa bir bilgi vermek gerekirse bu Pokemonların Hidden Ability'leri, gizli yetenekleri efsane Pokemon üçlüsüyle uyuşuyor. Türleri uyuşuyor aynı zamanda ve Ekrutik şehrinde Kimono Girl denilen kızlar var. Bu kızlar da Eevee'nin evrimlerini, yani nesillerden boyunca Eevee'nin evrimlerini yetiştiren, işte onlara bakan, onlarla arkadaş olan bir nesil. Buradan da yola çıkarak zaten Eevee'nin evrimleri olduğunu söyleyebiliriz kendilerinin. Oh, böylece arkadaşlar Entei, Suicune ve Raikou'yu yaratıyor. Bunlara çeşitli güç kazandırıyor. Efsanevi güçler kazandırıyor. Bir teoride şunu söylüyor arkadaşlar. Bu kulede yangına sebep olan bir yıldırım, yangını oluşturan bir alev ve yangını sonra söndüren, 3 gün sonra söndüren bir yağmur olduğu söyleniyor. Buradan yıldırım, alev ve yağmurdan bu 3 efsanevi Pokemon'un oluştuğu söyleniyor. Bu da başka bir teori. Ama bizim teorimiz aslında arkadaşlar Lugia ile ilgili olan kısmı. Şimdi Ho-Oh neden bu Pokemon'ları yeniden yarattı? Bu gücü nereden buldu ve bu yangın nasıl söndü? Bunlara biraz değinelim. Büyük ihtimalle arkadaşlar Ho-Oh yaratıcıya giderek bu konuda yardım istiyor. Burada yaratıcı olarak söyleyeceğim Pokemon Arceus'tır arkadaşlar. Arceus yaratıcı Pokemon olarak geçtiği için ben yaratıcı kelimesini kullanıyorum fakat siz Arceus olarak anlayın. Ho-Oh yaratıcı Pokemon'a gidiyor ve yardım istiyor. Yaratıcı Pokemon da bu Pokemon'ların yeniden yaratılması için Ho-Oh'a bir güç veriyor. Aynı zamanda yağmur yağdırarak da bu yangının sönmesine neden oluyor. Bununla birlikte Ho-Oh'un yine yaratıcıya söylemesiyle birlikte Lugia'ya bir ceza veriliyor arkadaşlar. Lugia o günden sonra 3 Pokemon'un ölümüne neden olduğu için ve kulenin yıkımına neden olduğu için yaratıcı tarafından cezalandırılıyor ve Whirl Islands'a, yani denizin ortasına gönderiliyor. Orada yaşamaya başlıyor. Yaratıcı Lugia'nın kontrol edemediği gücün insanlara ve diğer Pokemon'lara zarar vermemesi için onu denizin dibine gönderiyor arkadaşlar kısaca. Artık Lugia bu saatten sonra denizin dibinde yaşamaya başlıyor. Okyanusun dibinde yaşamaya başlıyor. Arceus aynı zamanda bu Pokemon'a denizlerin koruyucusu olma görevini veriyor. Yeni görevi bu şekilde veriliyor kendisine. Lugia su türü olmadığı halde neden sularda yaşıyor ve neden denizlerin koruyucusu, bu şekilde açıklık getirmeye çalıştım sizlere. Dediğim gibi bu videoda söylediklerim tamamen teoridir arkadaşlar. Eğer bu şekilde kanalda teori videosu görmek istiyorsanız yorumlarınızda bunu belirtirseniz sevinirim. İşte devam edip etmeyeceğime dair ya da fikir verebilirsiniz herhangi bir konuyla ilgili. Ben arkadaşlar tamamen kendi görüşlerimi de katarak sizlere bu tarz hikayeler anlatmaya çalışacağım. Ho-Oh ve Lugia'nın hikayesi, Lugia'nın neden denizlerde yaşadığının hikayesini bu şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.